en sevdiğim gezi burası olabilir. Okulla geldik. Hava biletimizin bu kadar gelişmiş olması gerçekten bizi çok mutlu etti. Burada tüm yapılan işler, paydaşlarımızla, firmalarımızla yarışma, hepsinin odağında gençler var. Gençler bizim geleceğimiz. Biz onlar için ne yapsak az, biz bir adım atsak onlar bize 10 adım atıyor. Yani gördüğüm en iyi yarışmalardan bir tanesi diyebilirim. Akla hayale gelmeyecek şeyler icat ediyorlar. Çok memnun kaldım. Eğer bir daha olursa tekrar gelmek isterim. Uçuşlar, uçak uçurlar mükemmeldi havada. Ses yankılandı. Ve çok benlik her gencin buraya gelmesi lazım. Benim gibi bir sürü genç insan burada. Hepsi heyecanlı, hepsi mutlu. Harika bir yer burası. Burada mesela robotlarla savaş yapıyoruz. Çok eğlendik. Çok mükemmel bir yer. Ondan sonra U ve Işın Hanım buraya çok beğendik. Her gencin buraya gelmesi lazım. Bence burası gayet güzel bir yer. Öğrencilerin bilgi alma konusunda çok yararlı bir yer. Yani her konu hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Uçak modelleri var. Yani bence zaman geçirmek için gayet ideal bir yer. Buraya bayıldım yani. Çok iyi bir yer. Çok beğendim. İlk defa geldim buraya ve çok beğendim. Özellikle uçakların burada bulunması ve içine girip gezebilmemiz cidden çok hoş. Ve standlarda sunulan eşyaların, araç gereçlerin veya teknolojik ürünler cidden ilgi çekici. Bizim onları ilk elden görüp kullanabilmemiz cidden çok güzel bir şey. Çok memnun kaldım. Eğer bir daha olursa tekrar gelmek isterim. Standlar gerçekten çok güzel, çok kaliteli ve kurumsal standlar kurulmuş burada. Aklınıza gelebilecek bütün şirketler, havacılıkla alakalı olan üniversitelerle, belediyelerin bütün standları gerçekten çok güzel bir şekilde süreçleri devam ettirmekteler. Gayet güzeldi. Uçuşlar, uçak uçurlar mükemmeldi havada. Ses yankılandı, dehşet beğendim. Burada maketler var bir sürü, hepsi ilginç ilginç, ayrı ayrı, gayet ilgi çekici. Bir sürü stand var, farklı farklı projeler var. Hepsi gayet değişik ve mükemmel bence. Her yıl gelirim, üçüncü gelişim hatta, yine gelirim. Evet, Teknofest'in şu an ikinci günündeyiz. Tüm coşkusuyla devam ediyor. Burada tüm yapılan işler, paydaşlarımızla, firmalarımızla yarışma, hepsinin odağında gençler var. Gençler bizim geleceğimiz. Biz onlar için ne yapsak az, biz bir adım atsak onlar bize 10 adım atıyor. Dolayısıyla bütün bu yapılan organizasyon, her şey onlar için. Ve bizler de böyle bir işin parçası olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah onlar milli teknoloji hamlesini bayrağı çok daha ileri bir noktaya taşıyacaklar. Benim bundan hiçbir şüphem yok. Bütün bu emekleri, bütün bu ortaya konulan başarı örneklerinin çok daha ilerini onlar sergileyecekler. Görüyorsunuz dalga dalga ilgiyi gençlerimizde en ufağından en büyüğüne ve teknoloji yarışmaları. Bizim tüm odağımız zaten bu teknoloji yarışmaları. İnşallah hep birlikte ülkemizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız onlarla. Teknofest her sene zaten çok hızlı büyüyen bir organizasyon, öğrenen bir organizasyon. Bundan 4 yıl önce 2018 yılında başladığında 20 bin yarışmacı başvurmuştu. Şimdi bu sene 200 bin yarışmacı başvurdu. 4 yılda bu 10'a katlandığını biz görüyoruz. Dolayısıyla biz bu işi ne kadar yayarsak toplumuza, gençlerimize ne kadar ulaşırsak o kadar iyi. Onlardaki cevherleri o kadar hızlı keşfederiz. Onların da bu işe o kadar hızlı adapte olmasını sağlarız. Bunun da bütün hem ülkemize hem de dünyaya ben çok büyük katkı sunacağını değerlendiriyorum. Milletimiz. Teknofest bir ruh. Bazen bir uçağa dokunduğunda hayal kuran, bazen gökyüzüne baktığında gözleri parıldayan bir çocuğun ruhu Teknofest. Hatta bazen torununu izlediğinde güzel yarınların umuduyla gözleri dolan ninelerimizin, dedelerimizin bilge ruhu Teknofest. 7'den 77'ye al bayrağımızı en yukarıda göreceğim diye ısrar eden, yılmadan,
azimle çalışan milletimizin asıl ruhu Teknofest. Kıymetli kardeşlerim, Teknofest kardeşliğimizin pekiştiği, birbirimizi tanıdığımız dev bir platform. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençler birbirleriyle tanışıp, yarışıp, ömür boyu sürecek dostluklar kuruyor. Türkiye'nin 7 bölgesi, 81 ili farklı renkleriyle Teknofest'te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler sayesinde ortak ülkümüze, tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Teknofest'te gerçekten çok güzel bir ortam var. Atmosferi çok güzel. Zaten uçak gösterilerini, helikopter gösterilerini izliyoruz. Hepsini bir arada görmek çok güzel. Projelerimizi de yarıştırıyoruz aynı zamanda. Gördüğüm en iyi yarışmalardan bir tanesi diyebilirim. Gerçekten çok güzel projeler yapılıyor. Havada görseniz dans ediyor uçaklar. Herkesin yer almasını isterdim gerçekten. Çok eğlenceli, çok güzel şeyler geçiyor burada. Görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Bence herkesin katılmasını, yani her yerde yapılsın bence bu. Çok güzel şeyler oluyor. Tüm gençlere de başarılar diliyorum. Çok güzel projeler çıkıyor. Başarıların devamını diliyorum. Akla hayale gelmeyecek şeyler icat ediyorlar. Hedeflerinin her zaman daha yüksek olması, daha başarılı olmaları için sağlanan imkanlar ve yapılacak her şey devlet tarafından ve diğer değerli büyüklerimiz tarafından bence çok başarılı. Sonucu ve neticeleri de burada zaten açık ve net görünüyor. Bir yıllardan sonra İstanbul'da, Teknofest'te İstanbullularla buluşmak bizim için çok büyük bir heyecan verici olay oldu. Tekrardan bu eski kalabalığı, bu eski katılımcıları görmek, gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltıyı, o parıltıyı görmek bizleri bu yaptığımız işi daha iyi yapmakta ve daha fazla yapmakta her zaman cesaretlendiriyor. Geçtiğimiz yıllara kıyasla bu seneki yarışmacılarımızın sayısı 3'e katlandı. İnsanların zaten ilgisinden gördüğümüz artık bu teknolojide dip dalgasını yakalamak istediğimiz fenomeni aslında Teknofest'te görmüş oluyoruz. Henüz daha ikinci günündeyiz Teknofest'in ancak geniş kalabalıkların katılımını Teknofest alanında izleyebiliyoruz. İnşallah önümüzdeki sene yine Anadolu'da bir şehrimizde Teknofest'i yaparken tüm Türkiye'ye Teknofest duygusunu, Teknofest coşkusunu taşıyabilmek istiyoruz.